Bizleri yok ettiğiniz zaman niye satacaksınız? Bodrumlu turizmciler Booking.com adlı internet portalının Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmesine karşı acil bir toplantı yaptı. Toplantıda sitenin faaliyetini durdurma kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ayrıca turistik tesis işletmecilerinin doğrudan zararının temini için TÜRSAB'a noter aracılığıyla ihtarname çekilebileceğinin bildirildiği toplantıda TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu 2. Başkanı Şenel Tuncer'in konuşma yaptığı sırada gergin anlar yaşandı. Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Bodrum Otelciler Derneği tarafından Hollanda'da yerleşik Booking.com adlı turizm rezervasyon portalının Türkiye satışlarının mahkeme kararıyla durdurulmasına karşı bir toplantı düzenlendi. Şu TÜRSAB'a hitaben noter kanalıyla iddianame yollamamız gerekiyor. Bu da nedir? Bu ticaret mahkemesindeki görülen davada Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda turizmci katıldı. Turizmciler ilk aşamada mahkemenin Booking.com'un Türkiye hizmetini durdurma kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı almak için Bodrum Ticaret Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını bildirdi. Turizmciler ikinci olaraksa 14 Haziran'da İstanbul'da görülecek olan Booking.com duruşmasına katılarak davaya müdahil olmayı talep edeceklerini belirttiler. Toplantıda ayrıca her tesis doğrudan zararının temini için TÜRSAB'a noter aracılığıyla ihtarname çekilebileceğini bildirdi. Mahkeme ara kararıyla durdurma kararı alındı. Ve sonrasında TÜRSAB'ın 29 Mart'tan sonra yapmış olduğu hukuk servisinin tarafından yapılan çalışmalarında çok kısa bir şekilde aktaracağım. Bu çalışma dün tamamlamış bulunmakta TÜRSAB olarak. Şuradaki gördüğünüz gibi 5. Adliye Ticaret Mahkemesi'nin hitaben bir itiraf dilekçesi oluşturdu. Dileyenler size mail yoluna göndereceğiz. İki türlü bir yol var. Serdar Bey de bahsetti. Ya bireysel başvuracağız ya da kurum yani Board ya da bilmiyorum hani belli bir kurum çerçevesinde itirazımızı gerçekleştirecek. Yapılan eksiklikler çok hızlı bir karar alındı. Booking.com'un Türkiye ve dünyada 1 milyon 290 bin tesis için online rezervasyon hizmeti verdiği ve geçtiğimiz Ocak ayı verilerine göre Türkiye'de sadece aylık bazda 1 milyon 800 bin kişi tarafından kullanıldığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, büyüğünden küçüğüne tüm turistik işletmelerin internet üzerinden rezervasyon yaptırarak turizm hizmet satışı yapılmasının durdurulmasının Türk turizmine çok büyük darbe vuracağını ifadelerine ekledi. Karcılıoğlu, internet üzerinden satışların turizm satışlarının durdurulmasının turizm ve konaklama sektörünün yanı sıra turizmden pay alan 39 sektörü olumsuz etkileyeceğini söyleyerek şöyle devam etti. Bir şey geldi, bir felaket geldi. Bunu yaşıyoruz şu anda. Şimdi bu yaşadığımız felaketi bir an önce ortadan kaldırabilmek için bugünden itibaren bu konuyu sıcak tutmak, soğutmamak adına neler yapmalıyız? Sizlerden bunun görüşlerinizi alalım ve bunda hep beraber demokratik bir ortamda hep beraber el birliğiyle ne yapmamız gerektiğiyle ilgili yol haritamız belirleyelim. İkinci gündem maddemiz ise biliyorsunuz 6 Nisan akşamına kadar, Perşembe günü akşamına kadar bu davanın süre gelen dosyasına hukuksal olarak, kişisel olarak, bireysel olarak itiraz haklarımız var. Bunu kullanalım mı, kullanmayalım mı, kullanacaksak nasıl kullanalım, bunları tartışalım. Çünkü bu da çok önemli bir nokta. Çünkü bir araki mesajlaşma şeyimiz oldu.
şöyle bir sonuç çıktı. Herkes buna bir dilekçe versin, dosyaya koydursun şeklinde. Böyle değil arkadaşlar. Bu işin çok profesyonelce takip edilmesi, hatta 14 Haziran'daki duruşmaya da ciddi bir hukuk kişilerinin katılıp bizim haklılığımızı da oradaki yargıçlara anlatması lazım. Ben buradan şimdi değerli basınımız aracılığıyla bir de bu dosyanın yargıçlarına da seslenmek ve onlara da rica etmek istiyorum. Çünkü onlara gelen savunma Booking.com'un kendi sistemlerini koruma amaçlı savunma yapılmış. Ben okudum dosyadaki şeyi. İşte diyorlar ki biz şeye tabiyiz. Hollanda kanunlarına tabiyiz. Zaten siz yetkili değilsiniz deyince mahkemede öyle şey olmaz, biz yetkiliyiz deyip zaten oradan da bu işi tutturmuş. Oysa ki esas mağdurlar olarak bizler bu konuyu çok ciddi bir şekilde takip eder. TÜRSAB'ın şu durumda geri çekilmesi gerektiğini ifade eden Karcıloğlu şöyle konuştu. Mahkeme böyle bir karar aldıysa bu Ajantalar Birliği'nin başındaki başkanı olmak üzere tüm yönetimi en azından böyle bir karar alındığında bekledik ki ya biz böyle bir mahkemeye başvurmuştuk ama şu anda böyle bir uygulama başta 10 binin üzerindeki küçük otellerimizi perişan eder, onları yok olmaya iter. Biliyorum. Şimdi iki nokta üzerinde bunu değerlendiriyorlar. Bir yerli kaçırıyorlarmış, iki haksız rekabet ediyorlarmış. Arkadaşlar ben tanıyorum birçoğunuzu, buradaki otellerin sahiplerisiniz. Hanginizin kapısına TÜRSAB üyesi bir seyahat ajantası geldi, ben seni satacağım dedi de hanginiz ben sana yer vermiyorum, oda vermiyorum, yatak vermiyorum dedi. Bu mudur rekabet? Hangisi bizden istediği verdi? Onun için TÜRSAB'ın bu yaptığı olayı kesinlikle bir ihanet, turizm sektörüne vurulmuş bir ihanet olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Dolayısıyla da hem kendi ayaklarına sıktılar hem de ülke turizminin ayaklarına sıkmış oldular. Şimdi Bodrum Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ise bu durumdan tüm esnafın zarar göreceğini anlattı. Bizler de Bodrum Esnafı Sanatkarlar Odası olarak öğrenlerle beraber ticaret odamızla birlikte yapacağımız istişareyle çiftelik sonuca tam destek veriyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa gerek hukuksal gerek kurum olarak buradan çıkacak kararı hep beraber varabiliyorum. Teşekkür ediyorum. Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon da otelcilerin verdiği bu mücadelede yanlarında olduğunu belirtti. Onun için her gönlün ne kadar senin taraftaysa, çocukların da senin taraftaysa ama yukarıdaki masamların koltuğundan dolayı şu an için Sayın Başkanım biraz tarafsız olmak zorundayız. O da var, benim de yanımızda yazdı. En kısa zamanda gelecek. Toplantıya katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Bodrum Belediye Başkanı olarak sonuna kadar destek olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi. Yasaklarla bir yere varmak mümkün değildir arkadaşlar. Ben bir sene önce Malta Başbakanı davetlisi olarak çağırdım. Niçin çağırdım arkadaşlar? Sosyal medyada en iyi kullanarak Bodrum'un tanıtımını yapan belediye başkanları çağırdım. Ve bu toplantıda da konuşmaya. Şimdi orada aynen şunu söyledim. Bugünün şartlarında sosyal medya üzerinden artık bir çocuk olabiliyor. Ticaret de sosyal medya üzerinden oluyor. Turizm de sosyal medya üzerinden oluyor. Ve ileride bu operatörlerinin, acentelerinin kendini yenilemezse, bu çağa ayak uydurmazsa artık acele diye bir şey kalmayacağını bu arada konuşmada öğrendim. Çünkü hiç kimsenin seyahat özgürlüğünü kısıtlayamazsınız arkadaşlar. İnsanlar oturuyor bilgisayarın başına, istediği otele, istediği ülkede, istediği uçakla gelip gidebilir. İlle bunu birilerinin yapması şart değil. Birilerine komisyon ödemesi şart değil. Tamam, bunun için
Böyle devam ederse acele sayıda bunun farkına vardılar ki tarihe acacaklar. Onun için bu yasağı getirdiler. Ama bu birini yasaklarsın, birisi başlar arkadaşlar. Oturup konuşmak varken, anlaşmak varken niye yasaklarla uğraşıyoruz? Gelsinler, dertlerini söylesinler. Bakın bugün böyle bir yasakla tekrar böyle oturduk bir mücadele yapıyoruz. Onlar için aynı mücadeleyi yaparız. Yani hiç kimseye ekmeğini oynama diye bir durum olmaz. Herkes arkadaşlar ekmek arasından hastanın ağzındaki için bir iyileşsin. Herkes ekmeğin sevdasında ekmeğin derdinde. Ve özellikle bugün burada baktığımızda otel yatırımcılar da burada, Bodrer da burada, esnaf odası da burada, tecrübe odası da burada, halkın temsilcisi de burada. İlle büyük operatörlerle otellerimize müşteri gelecek diye bir kaydedik mi arkadaşlar? Bugün 20 odalı bir tesis de benim turistik tesisimdir. 200 odalı tesis de benim turistik tesisimdir. 200 yataklı turistik tesis, ben bu sene çok parası kazandım diye böyle sosyal medya üzerinden rezervasyonlara ihtiyaç olan otellere acaba para verir mi? Ya operatör kusura bakmayın, biz kapattık bu siteyi, siz para alın diyorlar mı? Yok böyle bir şey. O zaman yasaklara karşıyız arkadaşlar.